Hepinize merhaba arkadaşlar. 1vs9'dan Sel30 oynadım. Onun videosunu izleyeceksiniz. Aslında oyundayken videoda olmadığım için hani sonradan konuşmak istemedim. Direkt videoyu sessiz yapacaktım. Sonra dedim siz sıkılmayın. Hem ben de sizi sıkmayayım. Hani biraz konuşayım dedim. Bir iki şey anlatayım. Bu aralar oyunu biraz fazla oynuyorum. Hani yeni bir Smurf'e geçtim. Oranım 98'de sadece bir tane oyun kaybederek Epic 5'ten Misty'ye çıkmıştım. Bu arada dışarıda inşaat falan var herhalde. Çok fazla ses geliyor. Umarım mikrofona yansımıyordur. İşte hesaba girdiğimde Epic 5'ti. Eski bir Smurf'tü bu hesap. Epic 5'ti. Bir tane oyun kaybederek Mystic 1 yıldız yaptım. Mystic 1 yıldızdan sonra hani görmemeniz gereken şeyler oldu. 3 tane 4 tane arka arkaya full MVP olarak oyun kaybettim çok saçma bir şekilde. Hani öyle bir oyuncular var ki ben oyundan soyuyorum. Soğumayı bırakın direkt şöyle oyundan çıkıp oyun sil butonuna kadar getiriyor oyun beni. Hani ne bileyim insanı oyundan soğutuyorlar. Abi oynuyorum. Cloud Kit diyorum mesela ADC alacağım diyorum. Oran at diyorlar. İşte 95 oran atıyorum 6-7 maç. Sırf 6-7 maçım var niye Cloud almışım diye. Takım gidiyor 3-4 ADC yapıyor. Instagram'dan hatta sürekli paylaşıyorum bunların SS'lerini. Instagram'dan bakabilirsiniz. Hadi 4 ADC oyuna giriyoruz. 9-0, 11-0 falan oynuyorum. 4 ADC olduğumuz halde. Yine de takım full baştan aşağı bronz oluyor. Bunu bugün 4 kere yaşadım. 4 kere MVP olup full bronz takımla oyun kaybettim. Bu da 5. oyun olacaktı ki. Eğer bu oyunu kaybetmiş olsaydım büyük ihtimalle şu anda siz bu videoyu izlemiyor. Ben oyunu silmiş olacaktım. Sabır sabırdan hani bir yere kadar insan tamam bir sabreder, iki sabreder, üç sabreder anlıyorum. Nereye kadar abi? Ben emek veriyorum. Hani sola girme diyeceksiniz arkadaşlar. Girecek oyuncu bulamıyorum. Onu bir söyleyeyim. Şimdi Mystic 20 yıldız, 30 yıldız adamla ben oyuna girmek istemem yani açıkçası kendi tarzımdan bakarsak. 1300 yıldız kasmış oyuncuyum. Hani yüksek bir oyun mekanizmam var. Şimdi Mystic 50 yıldız, 100 yıldız adamlar. Şu anda bu kadar oyun bilgisine sahip değil. Ben en ufak oyun hatasında tilt alıyorum. Mesela pire girmediğim adam hata yaptığı zaman diyorum tamam oyunu bilmiyordur. İşte bilmem nedir alttan alabiliyorum. Pire girdiğim adam hata yapınca ben kabullenemiyorum. Hani pire gireceğim adamın iyi oynaması lazım. Zaten Salih diye bir arkadaşım var Red Bull. O da 900 bin yıldız falan kasmıştı. Türkiye'nin en iyi tank oyuncusu. Dün mesela canlı yayında onunla oynadık. Takım 2 ADC falan aldı. Nana falan aldılar. Trollüyoruz dediler. Canlı yayınlarımı izleyen varsa taşıdık. 12'ye 0 Lancelot oynadım. Salih çok güzel tank oynadı. Taşıdık. Ama sola girdiğim zaman hani sabır belli bir yere kadar bakın. Dakika oyun başladı. Dakika 3 oldu. 2-1 oynuyorum. ADC'miz dakika 3 2 kere ölmüş. Takımın hepsini hani bak ADC yine öldü. 0-3 oldu. Dakika daha 3 adam 0-3 oynuyor ADC'yi. Çok güzel abi. Takımın ana ruhu ADC 0-3 oyuna başlamış. Ondan sonra Emirhan gel de sakin ol sen bu oyunu taşı. Öyle bir tilt oluyorum ki hani pire de girmiyorum dediğim gibi çok çıldırmam an meselesi. Takım benim anlamadığım şey şu. Durmadan abi takım ölüp ölüp duruyor. Her seferinde takım ölüp ölüp duruyor ya. Böyle bir şey olamaz. Hani gidersin lane'e oynarsın. Dakika 5 olur bir kere ölürsün. Dakika 8 olur ikinci kere ölürsün anlarım. Dakika 4 adam 4 kere ölüyor. Dakika 5 adam 5 kere ölüyor. Bunlardan soğudum açıkçası biraz. Bu hesabın oranı 98'di Mystic'teyken. Şimdi Mystic 6 yıldız 89 orana kadar düşürdüm. 4 maç arka arkaya kaybedince. Oran düştü biraz yapacak bir şey yok. Ben oyun oynamaya çalışıyorum. Bu arada şöyle bir... Uf burada güzel oynamışım ya. Şöyle bir güncel haberden bahsedeceğim sizlere. Cihat Akbaş abi oyunun yöneticisi. Hesabım banımın hakkında yazıyorum açıkçası. Çünkü şimdi yeni izleyen arkadaşlar niye ban yedi? Hile kullanmasaydın falan diyecek. Öncelikle hile kullanmadım. Oyun bug'ı kullandım. Oyun açığını kullandım. Bunu izlediğiniz yayıncılardan, youtuberlardan, iyi oyunculardan 6 kişi daha kullandı. Hepsi kullandı. Tek ban yiyen ben oldum. Çünkü herkes benim üstüme çalışıyor abi böyle olaylarda. Yediremiyor insanlar tabii iyi oyuncu olursanız haliyle. Herkes size sataşmaya başlıyor. Biri sağdan laf atar, biri soldan laf atar işte. Diğer oyuncular takımları vardır. Takımları sıralaması falan vardır. Onlar çok iyidir böyle. Hani siz ne kadar iyi olursanız oyun göze giremezsiniz ya işte böyle. Mesela onlar
kullanırlar hile işte hurda ne varsa bak falan. Herkes görmezden gelir hani derler zaten kullanmasa da iyi oyuncuydu bilmem ne falan. Ben kullanırım. Aman hani admine mesajlar ya işte şöyle oluyor böyle. Mesela şu anda hala rakibime 2-2 gelenler var. Sola giriyorum 2-2 rakiple oynuyorum tamam. Ben bunu oynamak zorunda değilim. Ben de 2-2 girebilirim. Hani kimse tutup bana demiyor ki Emirhan'a 2-2 girmek yasaktır demiyor. Ben şu anda 2-2 giremez miyim? Alırım abi yanıma 3 kişi. 2-2 başlarız odalara ayırırız. 2-2 gireriz. Rakibim sola girmiş olur. Ben 4 pire oyun oynuyor olurum. Bunu bana kimse yasaklamadı. Bunu ben de yapabilirim sezonlardır. 4-5 sezondur 2-2 kullanmadım. 3-2 kullanmadım. Bilmem ne kullanmadım. Hesabım banlanmadan önce de 5 pire oynuyordum. 5 ekip olarak giriyordum. Şimdi rakibime adamlar 2-2 geliyorlar. Hani oyunu bırakma sebebi 1. Boş boşuna oran kaybediyorsun. O kadar emek ver, oran ver. Sonra adam 2-2 gelsin kaybet. Şimdi o 2-2 vereceğim girenlerin adamların adını size söylesem. Burada sattım oyunu yapacak bir şey yok. Keserim sandım. Size adamların adını söylesem hani desem ki şu kişi 2-2 oynuyor desem tanımıyorsunuzdur hani büyük ihtimalle. Adam 600-700 yıldız ama bir kere bile adını duymamışsınızdır neden? Çünkü herif kolsuzun teki. 2-2 giriyor 15 yıldız 10 yıldız sola giren adamı yeniyor. Yıldız kasıyor MMR kasıyor. Sonra tebrikler kardeşim dünya birincisi bilmem nesin oyuncusun falan bilmem ne. Ben şurada bir maç sadece bir maç 2-2 gireyim. Zaten ben girdiğim her oyun ya rakip takım tanıyor ya da beni işte seviliyorsun diyorlar. Emirhan adamsın diyorlar. Kolay gelsin reis falan diyorlar. Bu güzel bir şey. Sevilmek tabii insanlar arasında tanınmak sevilmek güzel bir şey. Şimdi ben bir maç 2-2 girdim diyelim. Bir maç sadece bir maç 2-2 girsem. SS alınır abi her tarafa paylaşılır. Kolsuza çıkaradım. İşte yediremiyor o salmayı 2-2 giriyor yok bilmem ne falan. Bizde böyle adamlar girince ses yok hatta tanımıyorsunuzdur kimlerin 2-2 girdiğini öyle söyleyeyim size. Bu durumlar beni sıkmaya başladı açıkçası. Hesabım banını adam Cihat Akbaş kafayı takmış tamam mı? Tutturmuş hesabım banını açmayacağım diyor. Bakın açık açık söylüyorum. 2-2 kullananlar banlanmadı. 2-2-1 kullananlar banlanmadı. 3-2 kullananlar da ban yemediler. Map hilesi kullananlar ban yediler. Bakın çiziyorum altını. Map hilesi kullananlar ban yediler. Adamlar tamam mı? Söylüyorum. Dereceliğe girdiler abi map hilesini kullandılar. Bildiğin map hilesi ya hiçbir fark yok. Hani adamın rakibi bak şu anda ben hani izleyici moddayım ya rakibi görebiliyorum. Adam bunu normal dereceli maçta görüyordu ya. Ne kadar ban yediler arkadaşlar 30 gün. Çok güzel. Tam aradığım adalet yemin ediyorum var ya aradığım adalet. Adam map hilesi kullanıyor MMR kasıyor 5vs5 olayı vardı bir ara. 10 tane arkadaş anlaşıyorlar abi tamam mı? 10 tane arkadaş anlaşıyorlar. 5'e 5 eşleşiyorlar. Durmadan bir beşli diğer beşliye kaybediyor. Kazanan beşli MMR kasmış oluyor. Bu adamlar 30 gün banladılar. Map hilesi kullananlar 30 gün banladılar. Benim yaptığım tek şey klasikte oyun bug'ını kullanmaktı. Kendi takımıma ve rakibime bot geliyordu. Bakın klasikte diyorum dereceli de demiyorum. Kendi takımıma ve rakibime bot geliyordu. Bu bot bug'uydu. 200 maç falan oynamışımdır. Hani böyle botlara karşı 365 gün banladılar beni. 365 gün. Dünyanın en iyi kazanma oranlarından birisi var benim hesabımda. Fani'de 1300 yıldıza çıkmışım. Artı YouTuber çerçevesi var. Moderatörlere de o çerçeve veriliyor. Ve bu hesabı 365 gün gözleri kapalı banladılar. Bu aynı bug'u kullanan diğer arkadaşlar ban yemedi. Altını çiziyorum. Ondan sonra aylardır 10 ay oldu ya da 11 ay falan olacak. 10 aydır falan Smurf hesap kasıyorum. Bunaldım abi sıkıldım. Ya bunu kimse yapamaz ya. Kim kasar abi 65, 90, 200 gün Smurf hesap ya. Abi 10 aydır düşük amblem kostümsüz oynuyordum. Bu hesapta biraz yine kostüm var. Amblemleri iyi bunun biraz 45-50. Diğer hesabım full 60 amblemdi. Tüm kostümlerim açıktı. Tüm şampiyonlarım vardı. Ekiplerde oynayabiliyordum. Artık bunaldım hani. Bunaldım. Canlı yayınları niye açıyorum? YouTube kanalı gelişsin diye açıyorum işte. Gerçi pek gelişemiyoruz. O da ayrı bir şey. İnsanlar daha beni tanımıyorlar 10 aydır banlı olduğum için. YouTube kitlesi yeni olduğu için ve ben YouTube'a ban yemeden bir hafta önce, bir ay önce falan girdiğim için şu anda beni izleyenlerin çoğu kişi benim nasıl bir hesabımın olduğunu, hangi ekiplerde oynadığımı, neler yaptığımı, neler ettiğimi bilmiyordur. Normal bir şey. Bundan sonra daha az video atmaya başlayacağım büyük ihtimalle. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar bunaldım. Eğer hani olur da iyi bir ekibe girersem ki pek sanmıyorum çünkü fazla şampiyon yok hesapta. Oynarım oyunu. Ama bu videodan da görebileceğiniz gibi şu anda durum böyle. Hani şöyle gösteriyorum takımın skorlarını. Bakın 6'ya 3 oynuyorum. 2-6 ADC'miz var. 1'e 5 Mistar var. 1'e 3 Zask var. 0'a 3 Tank var.
Bu bir kere bu oyuna böyle psikolojiyle başlamak, hani şöyle size 4 tane feeder verecekler. Al taşı diyecekler, taşıyamazsan kaybet diyecekler. Bunun bir kere psikolojisi bile kötü. Hani oyuna psikolojik olarak düşük başlıyorsun. Kaybedeceğiz mantığında başlıyorsun. Oranım düşecek psikolojisine giriyorsun. Zor oluyor yani benim için. Bu aralar oyuna biraz daha az oynama taraftarıyım açıkçası. Başka bir oyunlar bakacağım. LoL Mobile çıkacakmış. Ben başta tutmaz dedim ama baktım herkes bekliyor abi. Riot Games, Tencent Games de anlaşmış PUBG'nin. Ben normalde tutmaz diyordum. PUBG Mobile'i çıkaran şirket LoL Mobile yapıyor şu anda. Hani PUBG Mobile'i çıkaran deyince ben orada bir durdum. Dedim bu LoL Mobile çıkarsa Mobile nasıl gömerler yani. Dedim o zaman ben de LoL Mobile'i bekleyeyim. Zaten LoL oynadığımız oyun. LoL'ün aynısını yapacaklarmış. Valla 650k Yasuo vardı. Elmas 2 ligindeydim. Elmas'ta Yasuo kalmıyordu. Ayrı bir şey. Klasik'te Yasuo oynuyordum. Elmas 2 ligindeydim. 3-4 sezon Elmas liginde oynadım. Mobile Legends'a başlamadan önce. Sezon 3-4-5'te ben LoL oynuyordum. Sezon 2'de başlamıştım. Vallahi bilmiyorum. LoL Mobile falan dediler. Şimdi Cihat Akbaş'a mesaj atıyorum. Hesabım bana için dedim. Diyorum ki adama. Abi diyorum bak 280 gündür. 281 gündür tam olarak söylüyorum. 281 gündür benim hesabım banlı. Tamam mı? 281 gündür bakın. 281 gündür ban yemişim. Önümüzdeki sezona kalmış 50 gün. Hesabım banına kalmış 80 gün. Şu hesabı 50 gün sezon başlamadan önce açın da hani önümüzdeki sezona bari kasayım, Global 1'e falan çıkayım. Diyorum ki her seferinde hesabım bana açılsa Global 1 Fani'yi kimseye vermem. Sezonlar boyu Global 1 Fani olurum. Bakın olurum. Her sezon Global 1 Fani olurum şu hesabı açsalar. Ya adam tutturmuş abi. Açma etkisi var. Yok diyor, hile kullanmasaydın. Diyorum abi bu hile değil. Bug diyorum. Kullanmasaydın diyor. Yani diyorum ki ben bu bug'la hiç oyuncunun hakkına girmedim. Hiçbir oyuncunun hakkına girmedim. Adamlar MPLS kullandılar. 5'e 5 kullandılar. 30 gün ban yediler. Milletin hakkına girdiler. Sıralamada önüne geçtiler. Ben klasikte kendi oranımı yükselttim. Kazandığım, yendiğim adamlar bottu lan, bot. Bildiğim bilgisayar botunu klasikte yeniyordum. Kazanma oranım yükseliyordu. 150-200 maç falan yaptım. Bunu sonra zaten banladılar anında. 365 gün. Yani o kadar fazla haksızlık yapıldı ki bana. Akşama kadar konuşurum böyle, anlatırım size. Şurada şöyle oldu, burada böyle oldu diye. Adamlar Türkiye turnuvalarında falan hile kullanıyorlardı. Hani ne diyeyim abi. Bir ara MPLS meşhurken hani MPLS'siz oyun yoktu. Selena hiç nerf ya da buff yemedi. Artık Selena kullanılmıyor. Eskiden neydi? Selena ilk pikten alınıyordu. Bakın Selena hiç nerf ya da buff yemedi. Aynı Selena 2 ay öncesinde ilk maçtan Selena piklenir veya Selena banlanırdı. Hiç nerf buff yemeyen karakter artık kullanılmıyor. Niye? Çünkü MPLS'ini biraz da olsun kapattılar. Yani adamlar MPL'lerle falan, bu yeni çıkan oyuncular hani normal adamın toplam oranı 65, genel hesabın oranı. Bu sezon 90 oranı var 500-600 maçta. Bunlar MPLS oyuncular, 2-2 oyuncular abi, bunlar oyuncu değiller. Hani bunların adam yerine koyulması açıkçası bir yandan benim zoruma gidiyor. Adamlar 2-2 MPLS ile oran kasmışlar bu sezon. Milletin gözüne girmeye çalışıyorlar bunlarla. Bak ben ne yaptım? Eski Smurf'üme geçtim. 98 oranım vardı ben mistik olduğumda. 98. Hem de solo 2 pire kastım ben bunu. Ya solo ya da 2 pire. Bazı şeylerden sıkıldım. Biraz dedim artık yeter yani. Nereye kadar alttan alacaksın Emirhan? Bu maçı da böyle taşıdım. Skorlar çok güzel abi. Helalsiniz. 2-5, 3-4, 2-8, 0-5. 10 numara 5 yıldız player'sınız takım. Çok teşekkür ederim bana bu sesi yaşattığınız için. Bunun öncesinde 4 maçı ben bu şekilde kaybetmiştim. Sıkılmayın diye de biraz konuşayım dedim. Aslında anlatacağım biraz daha fazla şeyler vardı da. Hani fazla dedim başınızı ütülemeyeyim. Sonra yorumlara yazıyorlar. Ne ağlıyorsun falan diye böyle. 15'e 3 oynadım. 2-8, 0-5, 2-5, 3-4. Full bronz alacaklardı ama silver almışlar. Hani benim aldığım killerden dolayı adama bir tane düz vurmuşlar. Ben kill almışım. Adama asist sayılmış, ondan silver almışlar. Yoksa bu takımın hepsi baştan aşağı bronz yani. Ben sıkıldım bu böyle şey. Her maç ben bunları şikayet etmekten, bunlardan yakınmaktan bıktım. Bu adam nasıl Mystic Ligi'ne çıkıyorlar hani. Bilmiyorum arkadaşlar, neyse bu da böyle bir video oldu. Eğer rahatsız olduysanız abi keşke sesi kapatıp izleseydiniz videoyu hani konuşmamdan. Neyse kaç dakika oldu? 14 dakikalık video oldu. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. I know that you like it like that. I wear designer, check your name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a